yağıyorsun kar arabasıyla burada ya? Kar yok ki burada. Bak geliyor. Vallahi geliyor. Gelme oğlum, gelme gelme lan lan lan. Evet arkadaşlar, ufak bir not ve sonrasında hemen videomuzu tekrardan geçeriz. Arkadaşlar, emülatörden girdiğiniz için ekranın şu köşesine bir yere ben koyacağım. Bu oyuna girişinizde direkt size uyarı veriyor. Emülatörden girdiğinizi dair. Tek başınıza veya One Man Squad herhangi bir modda bilgisayardan tek başınıza girdiğinizde emülatörden oynayan oyuncularla eşleşiyorsunuz. Onlarla birlikte oynuyorsunuz. Fakat telefonla oynayan bir arkadaşınızla parti kurduğunuz zaman ve onunla o arkadaşınızla oyuna girdiğiniz zaman emülatörden gelen oyuncular oluyor. Ve bu konuda telefondan oynayan kişilere biraz haksızlık olduğunu ben düşünüyorum. Şimdilik yani buna yapacak bir şey yok gibi. İleriki zamanlarda bakalım neler olacak. GameLop neler yapacak veya PUBG neler yapacak, bu konuda ne adımını atacak göreceğiz. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Yine bir PUBG Mobile videosu ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda arkadaşlar PUBG'de grafik ayarları, toplama ayarları vesaire her şeyi cincinlik cincinlik size göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ilk başta oyun motoruyla başlayalım. F11 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. F11 tuşuna bastığımızda burada 3 tane çizgi var. Çizgiye basıp ayarlara geliyoruz. Burada motor sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Burada işleme kısmında genelde akıllı mod olur. Çoğu kişide hani direkt kurulumda akıllı mod seçilir ama siz bunu DirectX söyleyemedim ama DirectX yapın. OpenGL DirectX yapmayın da, bu artı olduğu için, daha ekstra özelliği olduğu için bu DirectX'i yapın. OpenGL artı yaparsınız da sisteminizde kararsızlık oluşur. Video çekimi yaparsınız veya nasıl diyeyim, yani video çekimi harici başka işler yaparsınız ki emülatörde hile çok, açıkça söyleyeyim. Hile kullanırsınız, bu sistemi kararsızlaştırır. Oyunu düzgün oynamamıza sebep olur. Oynayamamamıza, böyle söyleyeyim. Bunu DirectX olarak seçin arkadaşlar. İşlem önverliği seçili olsun. Genel işlem önverliği zorunlu. Bu da seçili olsun. Dahili ekran kartını önce kısmını. Bu işlemcinizde olan ekranı öncelik tanıyor arkadaşlar. Laptoplarda aynı şekil. Bunu kaldırın arkadaşlar. İyi bir ekran kartınız varsa, orta seviye bir ekran kartınız varsa bu tiki kaldırın. Bunu hiç şey yapmayın yani. Rendering Optimization bu da seçili olsun. Düzgünleştir arkadaşlar muhakkak kapatın. Yani hiçbir şekilde dengeli, ultra hiçbir şekilde olmasın. Dengeli yaptığınızda da belli bir süre sonra, yani belli bir oyun, hani oyun oynarken belli bir süre sonra illaki kırılmalar oluyor görüntüde. Bunu dengeli yapsanız da aynı oluyor, ultra yapsanız da aynı oluyor. Bu gereksiz. Yani bunu kapatın. Hafıza en son 4096 var ki şu anki bilgisayarlar, hani ortalama bilgisayarlarda en az 8 GB RAM oluyor. Bunu 4096 yapabilirsiniz. İşlemciniz gene aynı şekilde şu ara nasıl diyeyim size, yani Intel'de toplanılıyor, Ryzen'de toplanılıyor ama hani artık eskisi gibi düşük değil işlemciler. Fiyatları da gerçi dolar bazında veya euro bazında olduğu için fiyatlar değişiyor ama işlemcinize göre arkadaşlar buradan seçin, en yükseğini seçmeye çalışın. DPI 240'ta kullanıyorum. Bu oynatma şeyde de bu mikrofon kulaklık olduğu için onun seçili, otomatik seçili arkadaşlar. Bu işlemimiz bu kadar. Oyunda ekran kartınıza göre, yani nasıl diyeyim, ekran bilgisayarınıza göre bu seçeneği seçebilirsiniz. Bilgisayarınız düşükse 720p seçebilirsiniz. Eğer benim bilgisayarım iyi kardeşim, ben bilgisayarıma güveniyorum diyorsanız arkadaşlar bunu 1080p yapın.
Görüntü kalitesi ise bunu HD'ye tutun arkadaşlar. Akıcı veya otomatik yani şey olmasın. Yani benim gördüğüm bu arkadaşlar. Ben size gördüklerimi iletmek istiyorum. Size aktarmak istiyorum. Bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Tekrar F11'e basıyoruz arkadaşlar. Sağ alt kısımda ayarlara geliyoruz. Burada arkadaşlar size göstermek istediğim bir konu var. Mesela sağa yatıp veya sola yatıp ateş etmek isterseniz arkadaşlar onun için ve yani ben şöyle söyleyeyim size, hatta şeye girelim biz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim size, hemen bir silah alalım elimize. Gerçi silahsız da olur ama nerede benim 416'm? Tamamdır arkadaşlar, 416'yı aldık, M4'ü aldık. Nişan alırken arkadaşlar bu şekil veya bu şekil, hani yatmak isterseniz bunun ayarını ve bakın basık tutunca böyle kalıyor, bırakınca normale dönüyor. Ki çoğu kişi basılı olarak şey yapıyor, yani oynuyor ama herkesin oyunu alışkanlığı farklı olduğu için hemen size göstereyim arkadaşlar. Özür dilerim, genele geliyoruz. Buradan dikiz ateş, bakın kapat diyorum, hiç bakın ne sağ ne sol eğiliyor. Bunları etkinleştirince arkadaşlar bakın hop direkt şey yapıyor. Ki eğilip siz ateş etmek isterseniz, yani dürbünü açmak isterseniz bunu kapata basabilirsiniz. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonraki arkadaşlar göstereceğim şey eğilme modu. Buna dokun dediğinizde bakın ikisini de seçiyorum, kalıyor bu şekil, kalıyor. Siz nasıl tavsiye yani isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben basıl tuta seçerek yapıyorum. Benim için daha iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü benim hani oynama tarzım bu şekilde arkadaşlar. Ayarlara geçebiliriz. Arkadaşlar ben bu ayarlarda çok takıldım. Çok inceledim. Akıcı, dengeli, HD. Bu üçünde de ben aynı sonucu aldım diyebilirim. Ben şu an dengeli de deniyorum. Hem bir yani oynanışta veya takılma veya bir sıkıntı varsa diye. Hem onunla ilgili gene kurcalıyorum ama size tavsiyem akıcı veya dengeli. Bilgisayarınıza güveniyorsunuz da HD'ye seçebilirsiniz. Karayazıda abi hangi kanal abi? Hangi kanal mı? Evet. Kimsin sen? Benim. Ay ben de benim. Müsaade et de videoyu çekeyim. Ondan sonra görüşürüz. Olur mu? Neyse biz şöyle bir kenara doğru geçelim arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? İyi, kimse gelmiyor. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan dönüyoruz. Akıcı olarak genelde akıcı olarak seçiliyor ama dengeli de olabilir arkadaşlar. Bunu kare hızını muhakkak aşırı yapın. Düşük, orta, yüksek, aşırı yüksek gibi yaptığınızda arkadaşlar gerçi aşırı yükseği ben denemedim ama aşırı da genelde kalıyor bu. Genelde aşırı seçiliyor. Düşük, orta, yüksek bunları seçmeyin. Bunları seçtiğiniz anda FPS'iniz düşme olasılığı olacaktır arkadaşlar. Şu an hatta size FPS durumunu göstermek istiyorum. FPS nerede? Kare yazını göster diyoruz. Bakın arkadaşlar şu an saat olduğu için gözükmüyor ama 59-57 olarak gözüküyor. Bakın burada şimdi rahat, çok rahat gözüküyor. Dediğim gibi bunu aşırı olarak seçin. Bunu akıcı veya dengeli olarak ayarlayabilirsiniz. Bu stil arkadaşlar bunu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben de klasikte. Düzgünleştirme kapalı, gölgeler açık, bunu isterseniz de kapatabilirsiniz, fark etmez. Grafikler otomatik ayarlı açık arkadaşlar. Benim ayarlarım grafik ayarlarım bu şekilde. Şimdi hassasiyete gelelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tekrardan alana gidelim, bakalım arkadaş burada mı? Bomba atma. Evet arkadaşlar şimdilik
8x aldık, 6x aldık ve 4x'imizi aldık arkadaşlar. Genelde bu 6, yani 4, 6, 8. Genelde bu türbinler çıktığı için belki 2x, 3x kullanılıyordur ama ben pek kullanmıyorum, tavsiye de etmiyorum çünkü bir işe yaramıyor. Çünkü yani düzgün oyun şey yapmıyor, nasıl diyeyim size, sprey atamıyorsunuz. Şimdi şöyle şöyle dur, silah alacaktık. Silahımız var. Biz ne alalım şimdi? AVM şurada mıydı? Bakayım. AVM mermisi varmış burada. AVM'yi bulduk arkadaşlar. Şimdi hassasiyet ayarlarına gelince arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın. Şu an benim hassasiyet ayarlarım bu. Şu an ne takılıymış bir de. Özür dilerim. AVM'yi almamışım. Bakın 8x takılı. Gördüğünüz gibi. Doğru mudur? Değil dedim hemen. Evet, AVM'de 8x takılıymış. Şimdi biz bu hassasiyeti arkadaşlar. Alo. Abi şöyle abone ol ah. Abone mi olacaksın? He. Tamam kardeşim, Kerem Çakırca. Tamam, abone olayım. Teşekkür ederim kardeşim. Öpmüştüm. Ben de. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan geriye dönersek. Bakın bu 8x. Hemen hassasiyet kısmına geliyorum. 8x bakın %4'teymiş. Bunu bayağı abarttık. Şöyle hemen bakın. Uçuyor. Biz bunu abi, Kerem Çakır mıydı? Çakırca. Çıkmayın. Çıkar. İyi bak. Ha, bir videon mu var? Yok. Hayır, videom var. Böyle 33. motor kaskı olan bir. Ha, buldum, aboneyim ha. Oldum, abone oldum. Teşekkür ederim. Oraya hadi görüşürüz. Yorumlara kendi şeyini yaz da beraber oyunu tutturuyoruz. Yok abi, ben oynamayayım. Yeğenim oynuyor. Tamam, sıkıntı yok. Hadi Allah'a emanet ol o zaman. Evet arkadaşlar, bakın. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi %4'ü düşürdük. Çok. Bunu hassasiyet kısmına gelip arkadaşlar şöyle size tekrardan göstereyim. Bu hassasiyet ayarları dediğim gibi herkese göre değişebilir. Herkesin oynayış tarzı değişebilir. Ben kendime göre ayarladım. Bu ayarları farklı. Herkesin oynaması farklı. Hassasiyet. Evet arkadaşlar, şimdi hassasiyet kısmında ayarladığımıza göre, yani size gösterdiğime göre, şimdi toplama seçeneğine gelebiliriz. Genelde bu herkeste böyledir. AKM isterseniz bunu düşürebilirsiniz. Ses yapma. Ses yapma. Bir şey anlatıyor şurada. Evet, toplamaya tekrardan geldiğimizde bakın burada mermileri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz silah, kullanacağınız silah, istediğiniz mermi limitini buradan çok rahat ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dedik. Size sadece tavsiyede bulunacağım. Bunu isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz kafanızı göre ayarlayabilirsiniz. Sağlık çantası en az 3 tane olsun abi. 3 tane bir sağlık çantamız bizim olsun kenarda, değil mi? Sargı bezi 5 tane yapabiliriz. Sargı bezi tamam. Atıyoruz ama bazen de lazım oluyor abi. Hani en azından çantada ufak az da olsa bulunsun. Sağlık çantası, özür dilerim. Bu sağlık çantası zaten pek bize, yani nadir, yani bulabilirsek. Onu ben ilk yardım kitiyle karıştırdım.
Şimdi ilk yardım kitini arkadaşlar 5 yapalım. Rahat olsun çünkü son alan yerlerine geldiğimizde yılan yanlar olacağı için, çok yılanlamalar olacağı için nereden ateş geleceğini veya ortada kaldığınız zaman, ki ben çok kalıyorum. Bunu hiç denk getiremiyorum. Hani hep ortada ben kalıyorum. Niyeyse. Niyeyse hep ortada ben kalıyorum. Bunu 5 yapalım arkadaşlar. Enerji çiçeğinde 5 yap, 4 yapalım onda. Ağrı kesiciyi de 4 yapalım arkadaşlar. İkisi eşit olsun. 4 tane bir, hani belki fazla gelebilir size ama hani 4 tane iyi gibi. Adrenalin şırıngası 3 tane yapalım. Yani o da sağlık çantası gibi pek, yani şey durmuyor. Yani pek çıkmıyor. El bombasını arkadaşlar bu muhakkak lazım. Bunu muhakkak 4-3 yapın arkadaşlar. Çünkü daha önceki oyunlarımda, videolarımda denk geldiğimde, fişek bulduğumda arkadaşlar, attığımda oyun bana inat binanın tepesine atıyor. Çatıya atıyor. Ben bunu düşüremiyorum abi. Sonra bomba arıyorum, bomba yok. Veya düşmanla karşı karşıya geliyorum. Ağaç atacağım. Bomba yok. O yüzden arkadaşlar otomatik toplamayı, bunu hadi size 4 yapın gitsin. Sis bombası muhakkak bunda 3 yapın. Çünkü takımla takım arkadaşınızla oynarken illaki takım arkadaşınız yaralanacak veya düşmanı kandırmak gibi bir oyun yapma şeyiniz olabilir. Bu yüzden bunda 4 yapalım. Bunda 4 yapalım. Sizi kırmayalım. Molotov kokteyli bilmiyorum kullanan var mı ama aslında arada, hani arada değil de lazım olacak bu da. Bunu da 2 yapalım en azından dursun. Evet arkadaşlar, dediğim gibi son olarak tekrardan hassasiyet ayarlarını gözden geçiriyoruz. Bakın hassasiyet ayarlarım bu. 4x dürbünü buradan her şeyi ayarlayabilirsiniz. Bu taraf dediğim gibi tamamen size bağlı arkadaşlar. Bu taraf tamamen size bağlı çünkü oyun oynayış tarzınız size göre ayarlamanız gerekiyor ama bu gösterdiğim ayarlar bana göre. Belki bu, hani buna göre ayar çekebilirsiniz. Ve mouse hassasiyetim arkadaşlar genelde 800 ile 1000 arası ben oynuyorum. Duruma göre değiştiriyorum. Oğlum sen beni nereye götürüyorsun lan? Evet arkadaşlar, size göstereceğim oyun grafik ayarları, hassasiyetler bu şekilde arkadaşlar. Önceki videomda ses problemi olmuştu. Şimdi onu çözdük. Size daha iyi bir videolar çekmek amacıyla şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Like atmayı, abone olmayı da unutmayın.